Evet, rüzgarlı bir Samsun günden herkese merhabalar. Parça pinçik olmuş. Yan kapamalarımızı bıraktığımız bir günden hepinize selam. Borularımız da yok gördüğünüz gibi. Nerede bunlar? Fatihlerin orada led takılıyor. Biz de gidelim şu pasaklı arabamızı bir yıkatalım. Evet arkadaşlar, uzun zamandır yıkama videosu çekmiyorduk. Şimdi gidelim aracımızı güzelce bir yıkatalım. Hem yan kapamalarımız yok. Bağırsaklarına güzelce şöyle bir su tutalım. Bu arada araç alımıyla alakalı arkadaşlar bana çok fazla soru sordunuz. Ben nasıl aldım vesaire, şu anki kampanyalar nelerdir diye bana soranlarınız oluyordu. Ayrıca hem yakın çevremden hem de sizlerden gelen bu sorulara ufak bir cevap vermek istiyorum. Çok yakın bir tarihte Bafra'daki bir abimiz için hem fiyat aldık hem de kredi desteği sorgulaması yaptırdık Tunalar'da. Bunu da Koç Finans desteğiyle yapıldı. Şöyle söyleyeyim, normal banka kredileri gibi değil. Koç Finans da çok kısa sürede, hani böyle günlerce beklemeden kredinizin size uygun vadede, size uygun faiz oranlarıyla ne şartlarda çıktığını hemen görebiliyorsunuz. Öyle bir durum var. Abimize de bu şekilde hemen gün içinde geri dönüş yapılmıştı. İşlemler bayağı bir hızlı ilerliyor yani, öyle söyleyebilirim. Sizler de eğer ki araç almak istiyorsanız, hatta şöyle bir durum var. F-Max yerli bir araç olduğu için şu anda 0.49 gibi bir faiz oranı avantajı var. Ondan da yararlanabiliyorsunuz. Onun da gidip bayilerden Koç Finans desteğini sorup sizlere en uygun, dediğim gibi, oranlarda hızlı bir şekilde geri dönüş cevabını alabilirsiniz. Yıl sonuna kadar da şu anlık kampanyaları hala devam ediyor. Uzatılır mı uzatılmaz mı orasını bilmiyorum ama elinizi çabuk tutun derim eğer araba almak istiyorsanız. 0.49 gibi bir faiz gerçekten hiç yok denecek kadar az. Kendim ev kredisi çektiğim için biliyorum. 0.99'dan. O yüzden elinizi çabuk tutup bayilere gidip sizlere en yakın Fortrax bayisine konuyla alakalı daha net bilgi alabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Canlı bir örneğini de biz kendimiz yaşadık. Abimizi aracı olduk, görüştürdük. Gün içerisinde hemen krediyle alakalı dönüşünü Koç Finans'tan aldı. Hızlı bir şekilde işlemlerini de halletti. Sizler de dediğim gibi gidip bayilere sorabilirsiniz. Avantajlar, kampanyalar hala da devam ediyor. Gidelim. Ben de bunu... Aleykümselam. Aleykümselam. Gidelim aracımızı yıkatalım. Hadi bakalım. Yollarda gene gördüğünüz gibi selamlaşıyoruz. Evet arkadaşlar, geldik. Arabamızı yanaştırdık. Dorse'nin ilk yıkanışı olacak neredeyse. Hemen hemen. İçi biraz kirli. Bakalım temiz yere çıkarttıracağız. Biraz rüzgar var. Havada bayağı bir rüzgar var. O yüzden müzikli videolarla destekleyeceğim. Çünkü sesim çıkmıyordur yani. Büyük ihtimalle rüzgar olduğu için çok fazla sesim gelmiyordur. O yüzden kusura bakmayın. Bu arada şu arka taraftaki kapakta bir ezik var. Onu göstereyim size. Nazarlık. Şöyle ezdik. Ankara doldu. Ankara'da geldi başımıza. Doçlar var Ankara halinin içinde. Onlar boşaltırken bir tanesi ezip gitmiş. Kimin olduğunu da bilmedik. Bilemedik, bulamadık, edemedik. O yüzden yapacak bir şey yok. Nazarlık dedik, geçtik. Vuran ben vurdum demediği için de. O yüzden nazarlık olarak kalacak biraz. Belki ileride yaptırırız.
Gıcır teşrif eder. Ayhan Gıcır. Abi bir camı açar mısın? Abi kusura bakma, mal gelecek ya. Vallahi buraya koyduramıyoruz. Abi Amasya'ya çekeceksin arabayı, kusura bakma ya. Malımız gelecek. Karşıya al. Bak kardeşlerimi de çekeyim. Adamlar kalkmışlar gelmişler benim için görmeye. Teşekkür ederim kardeşim. Biraz olsak geliriz abi. Sıkıntı adamsınız yok. Siz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ya ediyorum abi. İkinize de. İsim? Emir Çetin abi. Emir? Çetin. Çetin. Batuhan Sandıkçı. Batuhan Sandıkçı. Adamsınız. Sağ ol kardeşim. Arkadaşlar bugün bu videoyu çekmek için ıslanmayı da göze aldım. Kirlenmeyi de göze aldım. Her şeyi göze aldım. Şu an yüzüme sular geliyor zaten. Şöyle vuruyor, göstereyim. Ama çekeceğim. Kameranın önünü temizleyeyim, devam edeyim. Ferdi abi yapıyor bu işi ya. Adam yıkıyor ya. Aleykümselam. Ayhan Gıcır Bey nasılsınız? Kameralarla konuşmak ister misiniz biraz? Arka kapağı beni üzme. Hatırlatma. Çok üzüldüm kanka, bildiğin gibi değil. Kötü olmuş ya. Evet. Orada bir nazarlık attırdık ya. Kankacığım ne zaman çekiyor senin? Araba burada birader. He? Çek hemen. Ama tek kameram var ya. Evet, bugün tek kamerayla yakaladım beni. Bir de bu. Allah'ım iPhone. Kalite bir başka ya. Gerçekten Ayhan Gıcır da kaliteyi tercih etti. Arabanın alt bölümleri köpüklenmeye başladı.
Rüzgarlı havada da gerçekten zor oluyor. Buralar hiç zaten böyle köpük möpük yememişti, fırça falan yememişti, iyi oldu. Kapamaları sökünce temizlenmiş oldu. Jantlarımız, alkualarımız. Önce bir suyla akıtılıp sonra böyle köpüklenmesi. Değiyor zaten, yapacak bir şey yok. Maşallah de. Evet, kameranın şarjı bitti. Mecburen telefona geçmek zorunda kaldım. Evet, burada bir başka vabis kanıyor. Geliyor. Rahatlama terapisine hazır mısınız? Etkilenmemek mümkün mü ya şu görüntüden? Maşallah diyorum, jantın arabası var bak. Vallahi billahi jantın arabası var. Ha maşallah maşallah maşallah. Diyebilirsiniz bu yanlar temizlenmişti, pis olan su akmıyor mu diye. Bunlara tekrardan su vurulacak arkadaşlar. O yüzden bir sıkıntı yapmayın. Buradan ne kadar toz aksa da tekrardan bir su geçiriyor buradan. Yani sistem böyle. Evet arkadaşlar, plate'den ayırdık. Şimdi kelle ayrı yıkanacak. Dorse yıkandı. Plate'imiz yağlanacak. Arabanın pernoları yağlanacak. İlaçla ve
Sonrasında da kuru köpükten temizlenecek. Biraz rüzgar var. Rüzgar arttı. O yüzden böyle oluyor çekim. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, şimdi temizlik ve durulama suyu atılıyor. Bakalım. Çok soğuluyorum ya. Yaklaşamıyorum fazla. Felaket bir rüzgar var. Samsun varlar. Çok rüzgarlı. Plate'imiz yağlandı, temizlendi. Güzelce ne? Temizlikler yapıldı kabinde, kabin arkasında, şasede. Sonra yerine taktık, yağladık. En son bir tozlu yerlerin durulama suyu atılıyor. Kalan çamurlar, pislikler falan akıtılıyor temizce ne. Samsun'da arabayı katabileceğiniz gerçekten ender değerlerden. Hatta bir tanesi, yani tek diyebilirim. Arkadaşlar gerçekten rüzgarlı, bol rüzgarlı bir havada video çekmeye çalıştım sizlere. Aracı yıkatmaya çalıştık. Çalıştık diyorum. Çünkü gerçekten hem hava soğuk, ıslandım biraz. Böyle bir temizlik videosu olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi eve gideceğim. Bunun kurgusunu, montajını falan yapacağım. Sizler için yayınlayacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun verdiğiniz desteklerden dolayı. Her zamanki gibi kapatıyorum. Her ne kullanıyorsanız kullanın. Her ne sürüyorsanız sürün. Sürdüğünüz bir Ford F-Max sahibi olsa siz hayallerinize sürmeye devam edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.